Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Miyuki boncuklarla nazar boncuğu bileklik yapacağım. Bunun farklı renkleriyle hazırlayacağım. Şöyle bir kotlarla falan daha rahat takılsın diye. Malzemelerimizi sıralıyorum. Biraz başlangıçta zor gibi görülse alıştıktan sonra çok rahatlıkla yapılabilecek bir teknik tuğla tekniğiyle Miyuki nazar boncuklu bilekliğimizi yapmış olacağız. Bileklik aparatı gümüş renkte kullanacağım bu defa. Gümüş renk Miyuki boncuk, lacivert Miyuki parlament mavisi gibi. Turkuaz Miyuki ve beyaz Miyuki kullanacağım. Bunun şu kenar sarı olan yerine bileğimdeki gibi gümüş Miyuki'lerle yapmaya çalışacağım. Ve iğne, iplik, iki telli naylon Miyuki ipini kullanacağım. İğneye takılmış durumda. Başlarken İki tane gümüş Miyuki boncuktan başlıyoruz. Şöyle ipin ucunda biraz ip bırakarak şu şekilde alttaki boncuğun içinden geçip iki boncuğu yan yana getirmiş olacağız. Başlangıç aşaması biraz hem göstermesi çekimi zor bir aşama çünkü boncukların birbirine çok yakın kalması lazım. İpin çıktığı taraftaki boncuğun içinden de geçerek boncukların yönünün de hepsinin aynı şekilde yukarıya bakması gerekiyor. Şöyle yukarıya geçerek içinden geçiyoruz. İpi yukarıdan alta doğru geçirmiş oluyoruz. Tekrar bir tane alıyorum. Zaten ilk sırada tek tek. Bu defa ip altta, üstteki yerden geçiyoruz. İpi, iğneyi alta doğru geçirip ipini sıkıştırıyoruz ve alttaki ip altta olduğu için üste doğru tekrar çıkıyoruz. Yani bir alt, bir üst boncuklar yan yana dizilmiş oluyor. Bu şekilde 9 tane boncuğu yan yana Miyuki boncuğunu başlangıç sırası olarak dizmiş oluyoruz. İpim üstte olduğu için içinden boncuğun üst içinden girerek alta doğru geçmiş oluyorum. İpi bir alttan bir üstten boncuk takıyoruz. Bu şeyi tekrar boncuk alıyoruz. İpim altta olduğu için iğnemi üstten geçiriyorum. Üstten geçirip çıkarıyorum. Ve ipi sıkıyorum. Elimde bunu sıkı sıkı yan yana dizil boncuklarımı bırakmıyorum. Yine ip altta olduğu için bu defa üste doğru geçiriyorum. Şöyle bir yan yana sıralanan boncuklar oluşuyor. Bunun gibi 9 adet olacak. Şu anda 2, 4, 5 tanesi yapılmış oldu. Yine gümüş Miyuki boncuğumu alıyorum. İp üstte, bu defa alttan geçiriyorum. İpi yan yana oturduktan sonra üstten alta doğru çekiyorum. Şimdi ipim altta, boncuğumu alıyorum. İğnemi üstten takıyorum bu defa. Altta ip altta olunca ters yönden takmış oluyoruz ki ip tekrar boncuktan çıkmasın, sökülmesin diye tekrar üste çıkıyorum. Şu şekilde sıralanıyor. Yine gümüş boncuğumu alıyorum. Böyle iki sıra köşelerden arttırarak boncuklarımı yan yana diziyorum. Şu anda 2, 4, 6, 8 bir tane daha yapıyorum. 9. miyokimizi de iğneyi tersten batarak
tamamlayıp oturtup elle de boncuğun oturmasını sağlayıp şu şekilde bitirmiş oluyorum. Şimdi bu aşamada daima başlarda iki tane boncuk alınıyor. İğneye iki tane yine gümüş boncuğumuzu alıyorum. Birinci boncuğun yanındaki bu aşama biraz çok dikkat gerekip sıkı tutulması gerekiyor. Birinci boncuğun yanındaki ipten geçiyorum. Boncuk içine girmiyorum. Sadece yanındaki ipten geçiyorum ve elimle boncuğu şöyle yerine oturtmuş oluyorum. Böylece bir tane dışarı doğru artma olmuş oldu ve hemen ipin geçtiği boncuğun ikinci boncuğun içinden üste çıkıyorum. Bundan sonrası tek tek sola doğru her boncuğun ipinin üstünden birer tane yaparak üste doğru çıkmak olacak. Yan yana sıra ip boncukları sıralamak olacak. Şimdi şu yandaki İlk sırada biraz çok zorlanılıyor. Hem boncukları tutacaksın, hem ipin içine gireceksin. İlk sıra ve ikinci sıra tamamlandıktan sonra yapım aşaması daha da kolaylaşıyor. Ben şimdi bunu sona doğru gidip sondaki artırmada tekrar size göstereceğim. Şöyle bir görüntü olmuş oluyor. İkinci sıranın sonuna geliyorum. Artık burada bir tane artırma boncuğumu alıp şu en baştaki ya ilk yapılan boncuğun içerisinden geçiyorum. Şöyle geçtikten sonra bazen böyle ip düğüm olabiliyor. Dikkatli çekmek lazım. Şöyle çektiğim zaman boncuk yerine oturdu ve burada sıralandı. Şimdi ipin geri dönmesi için şu ilk başladığım ipin yanından bir düğüm ipi gibi geçiyorum. Alttaki ipin içinden ve boncuğu döndürüyorum. Alttaki boncuktan üstteki boncuğa çıkıyorum. Baştaki ilk boncuğun içerisine çıkıyorum. Burada yine iki tane gümüşle devam ediyorum. İki gümüş alıyorum. Boncuğumu, miyokilerimi. Bir, iki. Ve ilk boncuğun yanındaki ipin içine giriyorum. Teknik bu zaten. Hep kenarda ilk başlangıçta ikişer tane alıp tekrar ikinci boncuğun içinden geçip üste çıkmak ve tek tek devam etmek. Şimdi bu sırada iki boncuğun yanına modelimdeki gibi iki boncuğun yanına iki tane lacivert boncuk takacağım. Tek tek takacağım bunları da. Alıyorum bir tane. Gümüşün yanındaki ipin içinden geçiyorum ve ipimi çekiyorum. Böylece sıralanmış oluyor. Şöyle lacivertin içinden çıkıyorum. Yani tuğla tekniğiyle ikişer ikişer renk koyarak devam ediliyor. Bu sırada artık laciverti son iki kalıncaya kadar lacivert boncukla devam ediyorum. Yani bir sıra gümüşün içinde lacivert olmuş olacak. Lacivertlerim 7 tane dizildi. Artık son iki gümüşe geldim. Gümüş boncuğumu aldım. Sondaki ipin içerisinden geçip üste çıkıyorum. Onu oturttuktan sonra diğer gümüşü alıyorum. Ve baştaki ilk boncuğun içerisinden geçerek alta iniyorum. Şöyle alta indikten sonra geri dönüyorum. İpin çıktığı yerin dibinden hemen şöyle
bir düğüm atmak için, yani ipi döndürmek için ipin içinden geçiyorum. Çünkü alttaki iki boncuktan tekrar yukarı çıkmış olacağım. Eğer ipi orada döndürmezsem boncuktan geri sökülerek çıkar. Şimdi yine iki tane gümüş ve lacivert sıra yapmaya devam ediyorum. İki sıra lacivertimiz vardı. İkinci sıranın da sonuna geliyorum. Bir laciverti takıyorum. Daha sonra iki gümüşlen kaçıncı? Dördüncü sıramız oluyor. Dördüncü sırayı tamamlamış olacağız. Şimdi bir gümüş alıyorum. Çünkü çerçeve, kenar çerçevemiz hep gümüş renkli. Yanındaki hemen ipin içinden geçiyorum. İğnemi üste çıkarıyorum. Çok ipi sıkarak oturtmuyorum. Biraz çok sert olsun istemiyorum. Ve baştaki ilk boncuğun en üstteki boncuğun içinden giriyorum. Burada her defasında aynı sistem. İki tane altta kaldığımız için alttan hemen yandaki ipin içine giriyorum. İpi döndürmem gerekiyor. Ve buradan şuradaki iki boncuktan üste çıkıyorum. Ve iki gümüş alarak başlangıç hep iki gümüşlen devam ediyor bu modelde. İkinci sıraya başlamış oldum. İki tane gümüş boncuğu taktıktan sonra iki tane lacivert miyoki takacağım ve ondan sonra turkuaz renge geçmiş olacağım. Şöyle hemen yanındaki ipten giriyorum. Boncuğun yanındaki tuğla tekniği zaten diğer videolarda izleyip takip edip öğrendikten sonra bu şekilde sıralamak çok kolay. Şimdi iki turkuazdan devam ediyorum. Sonrasındaki laciverte gelinceye kadar. Şöyle. Burada 5 tane turkuazı yaptıktan sonra 2 lacivert, 2 de gümüş yapılacak. 5 tane turkuazı yaptım. Sırada şimdi 2 tane lacivert var. Tek tek o lacivertleri de yerine oturtacağım. Daha sonra 2 tane gümüş yapılmış olacak. Böylece bu sırada tamamlanacak. Her defasında renkler birer artarak köşelere doğru genişlemiş olacak. Şöyle ipleri çekerken çok dikkat etmek lazım. Çok çabuk düğümlenebiliyor, araya girebiliyor. Şimdi iki gümüşümüzü alacağız. Tek tek yine. Giderken hep tek tek. Dönüşte ilk başlarken daima iki boncuktan başlanıyor. Bunu tuğla tekniğinde unutmamak gerekiyor. Şimdi arttırma boncuğumuzu da yapıyoruz ve bunu tepeden sondaki ilk boncuğun üstünden giriyoruz ve şöyle elimizle çevirip ipin çıktığı yerden araya girip ipi oraya sabitledikten sonra şu iki boncuğun tepesinden en üste çıkıyoruz. Şimdi yine iki gümüş, iki lacivert, üç turkuaz, lacivert derken devam edeceğiz.